Dünyanın gündeminde eski Amerikan Başkanı Donald Trump var. Çünkü Trump, Stormy Daniels ismini zikretmemize gerek var mıydı bilmiyorum. Ona yaptığı 130 bin dolarlık ödeme nedeniyle mahkemeye çıkacak. Yani ne kadar kibar ifade etmiş Hazal bunu. Yani ne ödemesi bu diye merak edenleriniz olabilir. Kadın bir nazik söyleyeyim. Ankara için iftar vakti bu arada. Yani Ankara için iftar vakti cümlesinden sonra bu cümleyi nasıl kuracağımı bilmiyorum ama kadın seks işçisi. Bir fahişe yani. Trump da ona para vermiş. Para verdikten sonra da işte üstünü kapatmaya çalıştığı falan bir durum. Ceza davası açıldı. Hakkında ilk kez bir Amerikan başkanı hakkında böyle bir ceza davası açılıyor. Bundan sonra Trump'ı neler bekliyor? Cinel Medya Grubu Amerika temsilcisi Ali Çınar'la konuşacağız. Ali Çınar, hoş geldin yayınımıza. Yani biz ne mahkum kıyafete gireceğini ne tutuklanmayacağını falan konuşuyoruz ama niye bu hala gündemimizde, dinleyelim seni. Mehmet Akif, evet, eski Başkan Trump 2016'da seçimi kazandı. 4 yıl konuştuk ve hala konuşmaya devam ediyoruz. Aslında Başkan Trump'ın 4 tane farklı soruşturması vardı. Bu bir tanesiydi. New York Mahkemesi'nde dün jüri, senin de biraz önce söylediğin gibi, Stormy Daniels porno yıldızını sus payı, 130 bin dolarlık sus payında suçlu Kadın bulundu. porno yıldızı Ve mıymış? evet, Özür dilerim, ben seks işçisi olduğunu düşünmüştüm. ve ilişkisi olduğunu susturmak için, yani kamuoyu bilmesin diye böyle bir parayla sus payı parası vermedi. Bu tabii ortaya çıkınca mahkemeye gidildi ve jüri de suçlu buldu. En önemli soru bundan sonra ne olacak? Şimdi gelecek hafta Salı günü eski başkan ya kendi gönül rızasıyla mahkemeye gidecek, yani teslim olacak. Bu teslimiyet sürecinde parmak izi, sabıka kaydı için fotoğraf olmak üzere mahkemenin gerekli işlemlerinin yapılması lazım. Ve mahkemede Trump kendi açısından durumu anlatacak. Diğer mahkemeye kadar, yani burada Trump tutuklanacak mıdan ziyade Trump'ın haftaya New York'a gelerek mahkemeye nasıl getirileceğini, eğer gelmezse zorla kolluk kuvvetleri tarafından Florida'dan New York'a getirilip getirilmeyeceğine kadar birçok senaryo şu anda Niye konuşuluyor. Ama konuşuluyor Ali Trump... Çınar sence bunlar bu kadar? Ya bir magazin mi bu, yoksa hakikaten bir manası var mı? Biz de konuşuyoruz da. Yani niye konuşuluyor bunlar? Yani magazin değil, bir sonuçta yargı süreci var. Mahkeme yapıldı, mahkemede suçlu bulundu. Bu sus payı ile ilgili Trump'ın gelip kendini ifade etmesi gerekiyor ama suçlu bulunduğu için de, mahkemeye teslim olması gerektiği için de, bilhassa Amerikan tarihinde bir ilk olarak eski bir başkanın gelerek sabıka fotoğrafının çekilmesi, parmak izinin verilmesi aslında daha çok şu anda ortalığı karıştırmış durumda. Ali Ama Çınar, Trump'ın hani... Evet. özür dilerim, böyle yenge ne diyor bu işe? Yani eşi hanımefendi ne diyor bu işe? Asıl mesele Melania o değil mi? Trump çok O hiç çıkmıyor. karışmıyor. Melania Yani hep Trump hiç sessiz. mi konuşmuyor bu Yok. konularda? Yani Mehmet Akif kesinlikle bu konuyu konuşmuyor. Zaten Trump Beyaz Saray'dayken de çok biz First Lady'yi görmüyorduk çok ortalıkta. Çok yorum Zaten böyle. yapmıyordu. Evet, bir Kendi tik halini okuyordu. kendi... Evet, o nedenle burada eski başkan Trump'ın ne yapacağı önemli. Ya gelecek mahkemeye bu işlemleri yaptıracak diğer mahkemeye çıkana kadar, ya da zorla getirecek. Zorla getireceğini biz tahmin etmiyoruz açıkçası. Çünkü Trump'ın avukatları gelmesinden yana, ama Trump mücadele edecek. Cumhuriyetçiler kızgın. Başkan Trump, bu bana politik bir senaryodur. 2024 başkanlık seçimlerini önlemek için, adaylığımı için diye çok sert açıklamaları var. Biraz önce de Biden'a soruldu Mehmet Akif, Trump'ın son durumu Mississippi'ye gitmeden önce. Yorum yapmaktan kaçındı. Ben bu konuda yorum yapmayacağım dedi. Ama şu anda Amerikan medyasının, kamuoyunun bir numaralı konusu Trump ve gözler gelecek hafta Peki. Trump'ın mahkemeye gelip ne yapacağıyla, gelip gelmeyeceğiyle ilgili çok büyük tartışmalar ve yargısal yorumlar yapılıyor şu anda. Ali Çınar, teşekkür ediyoruz. Biden'la ilgili yorum yapmaktan kaçındı dedi Ali Çınar. Orası da önemli. Biden yanında yönlendiren birisi olmadan birine selam veremeyecek durumda. Nereden yürüyeceğini bilmiyor. Dolayısıyla yazılmamış bir yorum yapabilir mi? Çok emin olamadım.